dünya tam beş kez kendini sıfırladı. Beş büyük yok oluş, beş büyük uyarı. Peki ya altıncısı bize ne kadar uzaklıkta? Hazırsanız tüm bunların cevabını öğrenmeye başlıyoruz. Dünyanın oluşumu ve ilk canlılar. Yaklaşık 5 milyar yıl önce, genç bir yıldızın etrafına dönen sıcak bir taş parçasıydı dünya. Lavlarla, çarpışmalarla ve zamanla şekillendi. Sonra mucize gerçekleşti okyanuslar oluştu ve onlarla birlikte hayat. İlk canlılar okyanusların derinliklerinde ortaya çıktı. Mikroskobik, tek hücreli organizmalar. Bugün bildiğimiz tüm canlılar işte o küçük varlıklardan evimleşti. Ama bu uzun yolculukta hayat beş kez neredeyse tamamen yok oldu. Yani yaşam en az beş kez neredeyse tamamen yok oldu. Dinozorlar mı? Evet, onlar da bu yok oluşlardan birinde tarihe karıştı. Ama sadece onlar değil, okyanusların derinliklerinden karasal ekosistemlere kadar milyarlarca canlı yok oldu. Peki bu yok oluşlar neden oldu? Hepsi doğal mıydı? Ve en can alıcı soru, 6. büyük yok oluşa doğru mu gidiyoruz? Bugün birlikte bu sorunun cevabını arayacağız. Hadi geçmişe, milyonlarca yıl öncesine kısa bir yolculuk yapalım. Ordovisyen-Siruriyen yok oluşu, 444 milyon yıl önce. Dünyanın ilk büyük felaketi. O zamanlar yaşam neredeydi biliyor musun? Neredeyse tamamen denizlerdeydi. Bir anda iklim değişti, buzullar oluştu, deniz seviyesi düştü. Denizlerin %85'i kurudu ve içindeki yaşam çöktü. Bilim insanları bu dönemde yaşanan yok oluşun ozon tabakasındaki bir incelmeyle başlayabileceğini düşünüyor. Yani ilk yok oluşun nedeni bile atmosferin dengesiydi. Devonyan yok oluşu, 375 milyon yıl önce. Okyanuslarda hayat hala çeşitleniyor ama bir sorun var, oksijen azalıyor. Bazı bilim insanlarına göre bitkilerin yayılması toprağı ve kimyayı değiştirdi. Bu da okyanuslarda ölü bölgeler oluşmasına neden oldu. Düşünsene, yüzeyde hayat var ama derinlerde sessiz bir ölüm. Bu yok oluş yaklaşık 20 milyon yıl sürdü. Yani bu ani bir felaket değil, yavaş yavaş gelen bir çöküştü. Permiyen Trias yok oluşu, 252 milyon yıl önce. Şimdi en büyüğüne geldik. Bu yok oluşa bilim insanları büyük ölüm diyor. Çünkü canlı türlerinin %96'sı yok oldu. Sebep mi? Devasa volkanik patlamalar, atmosfere yayılan karbondioksit, artan sıcaklık, asitlenen okyanuslar. Yani ekosistemler zincirleme bir reaksiyonla çöktü. Bugün kutuplarda eriyen buzullar, asitlenen denizler sana tanıdık geliyor mu? Trias Jura yok oluşu. 201 milyon yıl önce. Bu olay sayesinde dinozorlar sahneye çıkabildi. Çünkü rakipleri yok oldu. Büyük kıtaların parçalanması, atmosfere yayılan gazlar ve iklim dengesizlikleri. Dinozorlar bu karmaşadan güçlenerek çıktı. Ama onların da sonu yaklaşıyordu. Kretase, paleojen yok oluşu. 66 milyon yıl önce. Bu hikayeyi en çok duymuş olabilirsin. Dev bir asteroid Meksika'ya çarptı. Dünyaya çarpan bu kaya parçası, güneşi gölgede bırakan bir toz bulutu oluşturdu. Fotosentez durdu. Gıda zinciri çöktü. Dinozorlar ve canlıların %75'i yok oldu. O asteroidin etkisi 10 milyar atom bombasının gücüne eşit. Sadece bir çarpışma tüm gezegeni değiştirdi. Şimdi ne oluyor? 6. büyük yok oluş başladı mı? Şimdi asıl soruya geliyoruz. Biz şu anda yeni bir yok oluş sürecinin içindeyiz olabilir miyiz? Her yıl yaklaşık 30 bin türün nesli tükeniyor. Okyanuslar kirleniyor, ormanlar yok oluyor, türler daha biz keşfetmeden kayboluyor. Bilim insanları bu sürece altıncı kitlesel yok oluş adını veriyor. Ama bu sefer bir fark var. Öncekiler doğal nedenlerle olmuştu. Bu seferki tetikleyici biziz. Peki ne yapabiliriz? İşte en önemli kısım. Bu yok oluşu biz başlatmış olabiliriz. Ama önleyebilecek olan da biziz. Geri dönüşüm, sürdürülebilir enerji, vahşi yaşamı koruma, eğitim, farkındalık. Küçük adımlar büyük değişimlere yol açabilir. Dünya beş büyük yok oluşu atlattı. Ama biz altıncıyı görmek zorunda değiliz. Soru şu, kendimizi değiştirecek kadar cesur muyuz?